Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün kedilerde e, kusma şikayeti bir hastalık mıdır değil midir? Ve e, bu kusma şikayetlerinde görülen ve bizim en çok e, çaresiz kaldığımız çoğu zaman pankreatit hastalığından bahsedeceğiz özel olarak. Ve yabancı cisim, şüpheli hastalığından, yabancı cisim vakalarından bahsedeceğiz. Çok önemli konular. Konuğumuz veteriner hekim Cengiz Arda Yılgın. Hı -hı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi mezunuyum. E, klinisyen olarak hekimlik görevimi yapmaktayım. E, hali hazırda İstanbul Erenköy'de bulunan bir veteriner klinde yetkili hekimlerinden biriyim. Ve can dostlarımız için hizmet vermekteyim. Ne güzel. E, son zamanlarda özellikle pandemi dönemiyle birlikte Hı -hı. evcil hayvanlara duyulan Hı -hı. ilgi arttı zannediyorum değil mi? Evet, evet çok arttı. E, hatta şöyle diyeyim ben size. Eskiden bize yavru kediler gelirdi böyle sokaktan, kurtarılan kediler gelirdi. Biz mesela onları sahiplendirmeye uğraşırdık ama e, artık öyle bir şey kalmadı. Yani çok sokak hayvanı sayısı da biraz azaldı. İnsanlar sokaktan evet. da hayvan aldı ama yine çok var sokaklarda hayvanlar. Yani Batı ile karşılaştırırsanız çok tabii, farklı. Tabii, tabii. Ee, batı'da açıkçası hayvanları... Yani sahipli hayvanlar, hepsinin bir kimliği var. Evet, Bakım evet. Bakım yapılıyor. Evet. Gerçekten çok önemli bir konu. Peki kediler için kusma bir hastalık belirtisi midir acaba? Şimdi her zaman kusma kediler için bir hastalık belirtisi değildir. Hı hı. Bu fizyolojik de olabilir. Örneğin kediler e, kendi tüylerini yalarlar. Temiz hayvanlardır. Sürekli evet. kendileri yalanırlar. Ve bu yalar kendi tüylerini yutarlar. Bunu iki şekilde vücuttan atabilirler. Bir dışkılama yoluyla, ikinci olarak da kusma yoluyla. Genelde biz böyle kusmaları haftada 2-3 kere kedilerde görürüz. Her uzun tüylü kedilerde ve çok tüy döken kedilerde bunu görürüz. Ee, bir başka açıdan da çok yemek yedikleri anda bir anda aşırı yemek yedikleri anda bu da kusma olarak olabilir. Ancak ne zaman korkmalıyız? Hasta sahiplerimiz soracak ne zaman korkmalıyız? Evet. Bir gün içinde 4-5 kere 2-3 kere hayvanım kustu. Ee, ondan sonra yemek yiyor kusuyor ya da kronik olarak e, günde bir iki kez kusuyor üç kez kusuyor gibi vakalarla iştahsız gibi vakalarla bize gelirlerse, o zaman korkmalıyız. Evet. Peki kusmada altta yatan nedenler nelerdir? Şimdi e, anlattıklarınızın dışında. Kusmada altta yatan nedenler basit bir gastritten Hı. bir organel yetmezliğe kadar bir sıkal olarak düşünebiliriz. Kusma bir öncelikle bir belirtidir, bir semptomdur ve çoğu hastalığın belirtisinde semptomunda kusma vardır. Evet. Buna işte viral hastalıklar, bakteriyel hastalıklar, bağırsakla ilgili olan, karaciğerle ilgili olan hastalıklar, özellikle kedilerde viral hastalıklarda FIP diye bir olgu vardır ki bu kediler koronavirüsten öte gelir, ama insan koronavirüsü değil, kedilerde bu uzun süredir olan bir şey zaten. Mutasyon sonucu FIP diye bir hastalık oluşur. Bu mesela aklımıza gelebilir kusmada. Ee, böbrek hastalıkları, kedilerde özellikle böbrek hastalıkları kusma yapabilir. Ve En önemlisi bizim e, başta da söylediğim gibi pankreatit yani en çaresiz kaldığımız, tedavisi zor olan ve hastalığın seyri öngörümü e, belirsiz olan bir hastalık olan pankreatit aklımıza gelir. Yabancı isim bunlara örnektir. Evet. Ee, kediler böyle oyuncaklarını falan çok yutarlar. Özellikle fareleri böyle oyuncak fareleri evet. yutarlar ve bağırsak tıkanmalarına sebep olabilir. Maalesef. Nideyi rahatsız edebilir ve bunları çıkarmak için kusma şikayetleri gözükebilir. Bazen de çıkartamazlar. Evet. Peki pankreatit dediniz nedir? Anlatır mısınız? Şimdi öncelikle e, pankreas organının yangısı olan bir hastalıktır. Pankreas organının vücutta ne yaptığına bir bakalım isterseniz. Pankreas iki kısımdan oluşur. Egzokrin pankreas ve endokrin pankreas olarak iç ve dış kısmı. Egzokrin pankreas sindirim enzimlerinin salgılanmasından sorumlu bölümüdür. Endokrin pankreas insilin hormonunun salgılanmasından sorumlu bölümüdür. Ee, bu hastalığın iki formu vardır. Kronik ve akut olarak. Akut hemen gelişen, tedavisi daha iyi olan ve geri dönüşümde olanıdır. Ee, kronik olan kısmı o bambaşka bir konudur. Kronik olan kısmında geri dönüş biraz zordur ve yavaş yavaş ilerler. Uzun sürelidir. Daha zordur. Ee, pankreatit hastalığının zaten temel bulgularından biri de kusmadır aslında sürekli kusmalardır. Diğer başka semptomlar da ekledim onları da anlatacağım. Peki pankreatitin nedenlerini daha detaylı anlatır mısınız? Pankreatitin aslında belirlen bir nedeni yoktur. Yani bir e, patoknomik nedeni yoktur. Özel bir nedeni yoktur. Pankreatitin nedenleri yağlı beslenme, aşırı kilo, bazı ilaçların uzun süreli kullanımı, pankreas organına kanın yeterince ulaşmaması, iskemi durumu, beslenememe durumundan dolayı ve bunun gibi faktörlerden dolayı oluşan bir durumdur aslında. Belirtileri nelerdir? Ee, belirtilerinde kusma, aşırı kusma olur pankreas belirtilerinde. İshal bazen görülür. Özellikle hayvanlarda şu şikayet de gelir bize. Kusmanın yanında pankreatit de. Hay, kedimin karnına dokunuyorum. Çok ağır çekiyor. Ağrı patognomik bir bulgusudur pankreasın ama pankreasın belirtileri karaciğer ve diğer bağırsak hastalıklarıyla da karışabilir. Ee, bazen işte e, şeker miktarı artar vücuttaki onunla karışabilir çünkü pankreas yeterince çalışamadığı için böyle belirtileri vardır. Evet. Tanı yöntemleri nelerdir? Tanı yöntemi, 3 tane tanı yöntemi vardır. Radyoloji, ultrason ve biyokimyasal laboratuvar tanı yöntemleri. Burada laboratuvar tanı yöntemleriyle belli enzimler vardır. Bu enzimlere bakılarak tanısı konur ve bunun yanında da vücudun biyokimyasal, organsal değerlerine de bakmamız gerekir. Çünkü bu bize tedavide bir e, nasıl gideceğimizi bir akışı belirler. Yani şimdi pankreas tek başına tamam bir hastalığı olabilir ama pankreas hastalığı karaciğer ve böbrek üstüne de etkileri vardır. Organları diğer sistemleri de bozabilen bir hastalıktır. Ve bunlar bozulduğunda tedavi yöntemleri inanın çok değişir. Onun evet. için biz bunlara da bakarız ve ona göre gideriz. Evet, e, Tedavi yöntemlerini anlatmak ister misiniz? Tabii. E, pankreasın tedavisi zor bir hastalıktır. Tabii. Tedavisi cidden zordur. Çünkü ilk başta pankreası dinlendirmek için besini kesmeniz gerekir. Besini kesmeniz çünkü sindirim enzimleri az önce söyledim evet. oradan salgılanıyor, insülin salgılanıyor. Ve bunlar sindirim üzerine, vücudun metabolizması üzerine etki eden bir sistem. Bunun öncelikle yemeği ve suyu kesmeniz gerekir bir iki gün. Ve kusmayı önlemeniz gerekir. Kusma önleyici bazı antiemetik ilaçlar, damardan besleme yoluna gidilir, ee, antibiyotikler kullanılır. Bu öyle tedavisini bu açıdan anlatabiliriz. Evet. Peki hastalığın öngörümü nedir? Hastalığın öngörümü eğer kusmayı kesebilirsiniz, kusmayı ortadan kaldırırsınız ve hayvan yemek yemeye başlarsa serumla takviye ederek gidebilirsiniz. Ama öngörümü şüphelidir. Çünkü... Pankreas bir sekonder etkisi daha vardır. Kalsiyum sabunları oluşur vücutta. Vücutta diğer organlarda, batın kısmında, abdomende ve bu diğer organ yani bir tümör gibi düşünün ve vücudun her yerinde bir kalsiyum sabunları, kalsiyum kistleri yani kalsiyum sabunları oluşur ve bu kalsiyum sabunları diğer organlara zarar vermeye başlar. Öngörüm yani öyle bir durum varsa hayvanda işimiz çok zordur. Cerrahi olarak da bunu temizlemek imkansıza yakındır, zordur. Öngörümü çok zor bir hastalık. Evet. Gidişata göre belli olur. Peki evcil hayvanların e, yabancı cisim yuttuklarını nasıl anlayabiliriz? Ee, şöyle bir şikayetle gelir hastalarımız bize. Hayvanım kusuyor. İlk başta semptom budur. Daha sonra semptom şunu evirir. Bazen tam tıkanmalarda mesela kaka yapamadı. Kaka çıkışı yok. Ve biz bunu elle muayene ile palpasyonda hissedebiliriz bazen bu kitleyi bağırsakta. Eee eğer bunlar da yeter sıkılsa röntgen çekilir. Röntgende ama sadece maalesef metal cisimler açığa çıkabilir. Plastik cisimler röntgende gözükmez. Bazen ultrason çekilir. O da anlaşılmayabilir. Ondan sonra hayvan endoskopiye girer. Eğer endoskopiyle tespit edilip çıkartılabilecek bir durumdaysa çıkartılır. Çıkartılamayacaksa da açık ameliyata gider zaten. İnsanların şeyine benziyor Tabii. Değil mi? tabii Yapısına tabii. biraz benziyor. Peki yabancı cisim vakası nasıl tedavi edilebilir? Ee, Daha detaylı anlatmak şimdi ister misiniz? Yeni, yeni kusmalarsa bu hı hı. kusturma yöntemiyle hayvanın bunu çıkartmasını sağlayabilirsiniz. Ancak bazen bu çıkmaz ve endoskopi ile içeri gelir. Endoskopi insanlarda da var nasıl aynı sistem. Endoskopi ile mideden alınabilecekse bağırsaktan alınabilecek durumdaysa tabi alınır. Ama eğer alınamayacak durumdaysa işimiz daha zorlaşır. Bu bağırsakta ya da midedeyse hayvanın operasyona girmesi gerekir. Ve operasyona girdikten sonra da bu parça alınır ve bağırsak e, çok hassas bir organdır. Çok hassas bir organdır. En az bir gün e, bu parça alındıktan sonra en az bir gün bakımı da biraz zordur aslında buraya geldiğinizde. En az bir gün hayvanı aç bırakmanız gerekir. Yine serumla beslemeniz gerekir. İlk başta yumuşak gıda gidilir tedavi ek olarak bir iki hafta. Ondan sonra sert gıdalara geçilerek tamamen hayvan iyileşebilir. Çok güzel. Siz e, veterinerlik kliniğiniz hakkında bilgi vermek ister misiniz? Yeri nerede, ee, ne tür hizmetler veriliyor? E, kliniğimiz e, İstanbul'a, Renköy'de bulunur. E, cerrahi, dahiliye her türlü aşı hizmetleri. Yani Genellikle veteriner kliniğinden ek olarak daha çok dahili hastalıklar ve cerrahi hastalıklar üzerine hizmet vermekteyiz. Bazen insanlar bir hayvanı sahipleniyorlar fakat yeterince ilgilenemiyorlar. Bu çok yanlış bir davranış. Sorumluluğunu alabilen kişiler sahiplensin değil mi? Çok katılıyorum. Şimdi şöyle diyeyim ben size. Bu en son bir şey olmuştu hatırlarsanız yasaklık evet. olayı olmuştu. Evet Bir anda gelmişti devletimizin bir uygulamasıydı. Ve bu aşamada yasaklılıkları çoğu insan sokağa bıraktı ve bu çok kötü bir şeydi. Çünkü bir hayvan size bağlanıyor. Sadece sevgi olarak da düşünmeyin. Şimdi bir, benim de kedim var evimde. Evet. Benim kedimi kapının önüne unut, mesela bir kere dışarı çıktı, kapının önünde kaldı ve evet. ciyak ciyak vardı. Çünkü onun hayatı sizsiniz. Tabii sizden ev başka kimse. Alışmış. Evet, sizden başka kimseyi görmedi, tanımıyor. Ve korkuyor dışarı karşı. Adapte olması çok zor. Tabii. E, Genelde kediler ve köpekler zaten yavruyken sahiplenilir. Genel olarak. Evet. Ve büyürken sizi görüyor. Yani bu çok onun için bir yıkım olarak bir şey ve dışarıda da çok şansları olmuyor emin olun. Maalesef. Ev kedilerinin dışarıda çok şansları olmuyor. Evet. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Hayvan bakmak büyük bir sorumluluk. Cidden. Ee, sadece yemeği suyu değil Hayvanlar sevgi de istiyor. Biz kliniğimizde hani şunları görüyoruz. Şimdi sevgiyle bakılmış bir hayvanla sevgisiz bakılmış bir hayvan aynı şey değil. Bir sokak kedisi niye hırçın? Korkuyor çünkü. Ama bir ev hayvanı, çoğu ev hayvanları daha böyle uysal oluyor. Tamam, hırçın olanları da var. Benim kedim örnek. Kendisi kliniğe götürdüğümde hırçındır ama evde tam bir minnoş. <laughs> tam bir minnoştur. Bir sorumluluk işidir. Hem sevginizi verirsiniz. Hem maddi olarak e, mamasını alırsınız, bakımını yaparsınız. Hı -hı. Çok bir sorumluluk işi. Yani ona karşı bir sorumluluğunuz var. Hastalanınca o dili yok, söyleyemiyor. Kendi hastaneye gelemiyor. Bize ulaşan bir kediyi ben daha görmedim. Bir tane gördüm. Anne kedi vardı bir tane doğum yapmıştı. Bir o geldi zaten. Çok istisnai ama. Tabii bir tane gördüm. Onun dışında siz getirmek yok. zorundasınız. O bilmiyor çünkü. Kesinlikle çok Hı -hı. önemli bir konu. Bugünkü konuğumuz veteriner hekim Cengiz Arda Yılgındı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.